Herkese merhaba ve Zelda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölüm pazar günü yeni bölüm atacağım demiştim ve bugün pazar ve yeni bölüm. Tabii umarım pazardır daha doğrusu çünkü internetim yavaş, umarım saat 12 olmadan yüklenir. Yani. Evet, şimdi geçen bölüm buradaki DLC görevlerini yapıyorduk. Direkt başlangıç bölgesindeki platoda. Ve son bir tane gideceğimiz yer kalmıştı. Orası da burası. Ne yazık ki diğer taraflar gibi buraya gitmenin kısa bir yolu yok. Yine en rahatı şurası olur galiba. Biraz çıkmaya uğraşacağız ama. Bunları yaptıktan sonra direkt bir son boss'u da öldürebiliriz daha fazla devam etmeden. DLC'nin tamamını da bitirebiliriz, daha kesin karar vermedim de. İkisi de mantıklı olabilir. Şimdi soğuktan ölmek istemiyorum, o yüzden kıyafet değiştirelim. Başka kılıç alamıyorum bu şey varken, challenge yapıyorken. Soğuk için kıyafetim vardı benim. Şurada var işte. Böyle yapayım o zaman. Ha. Gideceğimiz yer şurada. Ne yazık ki canım bir vuruşluk kaldığı için şu an şey de yapamıyorum. Kendim bombayla patlatarak etrafta gezemiyorum her zaman yaptığım gibi. Ölüyorum çünkü, ölürüm yani. Ve bu varken bizdeki şeyler de çalışmıyor bu silah varken. Hani Mifas Grace'dir ya da çantamızdaki fairy'lerdir falan. Hiçbiri çalışmıyor olması lazım. Çalışsa ölmezdik zaten, değil mi? Snow boots'umuz vardı. Karda biraz daha hızlı gitmemizi sağlar bu en azından. Umarım her öldüğümüzde ta buraya kadar yürümemiz gerekmez ya. Tam savaşa girmeden bir kaydedeyim de oyunu. Boşuna zaman kaybı olmasın bizde. Değil mi? Tamam, buralarda bir yerde olması lazım. Aşağıda biliyorum. Bilerek ben yukarı çıkarak bakacağım saldıracağımız yere. Çünkü okçuları indirmemiz gerekiyor ya, biliyorsunuz mantığı. Artık. Burası en zor yer zaten. Baksanıza kaç tane yaratık var hepsinin arasında. Şimdi şuradaki büyücüyü direkt indirmemiz lazım. Bunu ateş oku sıkarsak bir tane ateş okuyla tek yiyor zaten bu. Ve ateş okumuz var. O çok büyük problem olmayacak. Ondan sonra şu arkadaşın elinde ok var ve altın yaratık. Yani çok zor ölüyor demek oluyor altınsa. Yani ona kılıcımla vurmak istiyorum. Okumla çok uzun süre sıksam da öldüremem kolay kolay onu. Bir de şunun elinde ok yokmuş. Şunda da ok yok. Slime'ların da çok sorun olacağını sanmıyorum. Şu. Onun elinde de ok yok değil mi? Çok belli olmuyor, yok galiba. Yine de uzaktan tükürebiliyor onlar da. Yani planımız havadayken okla benim ateş okuyla şunu indirmem. Ondan sonra düz vuruşta şunu öldürmem. Ondan sonra bir tane daha okla şu slime'ı öldürürüz. Geriye doğru çekiliriz. Bu yaratıklar üstümüze geldikçe de onları öldürürüz. Plan o. Operasyon. Royal Bow alacağım normal. Başlayalım. Şimdi. Ah, daha yakınına inmem lazımdı onun. Şey ya, acayip hızlı ateş ediyor altınlar bir de. Hani sadece canları fazla değil. Dediğim gibi sadece canları artmıyor Zelda'nın Master modunda. Bir sürü ekstra şey de ekleniyor yaratıklara. Oklular altınsa anında ateş ediyor. Ne kadar hızlı biriktirdiğini gördünüz mü? Ben de o kadar hızlı atmasını beklemiyordum direkt de. Direkt atıyor. İyi, kaydettiğimiz için buradan başlıyoruz en azından. Denemem çok uzun sürmeyecek. Büyücü yok ortalıkta. O bir kere öldürünce gidiyor muymuş? O zaman bu challenge'ın bir parçası değil o. Çünkü challenge'ın parçası olan bütün yaratıklar yeniden doğuyor. Yani endişeleneceğim bir tane daha az şey demek oluyor bu. Olur. Yok değil mi etrafta? Ben gözümden kaçırıyor değilim. Yok ya. Tamam. Tamam, vurmamam gerekiyor bununla. Süper. Ondan sonra şu arkadaşı patlatacağım.
Tamam. Şimdi etrafta hala bazı öldürmemiz gereken şeyler var ve bu arada altınlardan çok iyi malzeme çıkıyor. Diamond falan çıktı baksanıza altın yaratıklardan. Çok iyi para yapılıyor onlardan. Öldürmüşken onu da alabiliriz. Şimdi dikkat etmem lazım, hala işimiz bitmedi. En baştan başlayabilirim hatamla. İyi yanı şu anda yaratıklar bizi fark etmedi hala. Üf, yani iğrençler ya. Lizalfoslar o kadar kötü yaratıklar ki cidden. Devamlı geriye doğru atlıyorlar. Özellikle şey, ellerinde bumerang varsa yapıyorlar onu niyeyse. Ellerinde bumerang varsa devamlı geriye atlıyorlar aralıksız bir şekilde böyle. Menzilsiz bir silahla öldürmeniz çok zor. O benim biraz önce yaptığım gibi dondurmadan yaratıkları. Çok sinir bozucular. Tamam. Burası halloldu. Bir şu aşağıda bir arkadaş var. O beni tam görmeden bir saklanayım. Tamam, geliyor. Ha, bu kadarmış. Tamam, ben daha etraftaki böcekleri falan da halledeceğiz sanıyordum. Düşündüğünden çok daha rahat oldu ya. Çok çok daha rahat oldu hem de. Süper. Keşke yeni bir oyun modu falan olsa şey için, bu silah için. Hani oyunun en başından sonuna kadar bu silahla oynayabilsek. Bu tek atın ama bizim de tek yediğimiz. Devil May Cry'da var ya. Heaven and Hell modu diye. Biz de tek yiyoruz, yaratıklar tek yiyor. Onun gibi bir oyun modu. Zelda'ya da hoş olurdu. Her neyse. İçeri. Bakalım buranın şirayı nasıl? Hiç hatırlamıyorum çünkü. Videoda hiç görünmüyordu uzun süredir. O yüzden bir hemen şu köşeden kuşu göstereyim dedim. Soranlar var. Çoğunlukla yerde geziyor sadece artık. Kamera açısında gezmiyor. Yoksa bir şey yok. Takılıyor. Akıyor. Ha, burası karanlık olan yer. O biraz sıkıntı. Tamam. Buradan eğilirsek altından geçebiliyor muyum? Geçiyorum. Hiç sıkıntı yok o zaman. Süper. Bu biraz etrafa ışık veriyor diye açıyorum bu arada. Ve herhangi bir yaratık varsa da yaratığı görebiliyorum bunun şeyiyle. Kilitlenme olayıyla. Hiç yoktan iyidir yani. Normalde direkt elime torç alsam daha rahat olur tabi de. Yani. Kim uğraşacak? Çantam dolu zaten büyük ihtimalle. Aynen öyle üstüne. Şimdi... Sadece zamanlama burası, bir şey değil. Tamam. Buradan da aşağı. Ve burası sıkıntı olabilecek bir şey. Arkama geçmiş ya. Yaratığa kilitlenmeye çalışıyordum, kilitlenme tuşuna basa basa kilitlenemedim, yaratığı da göremedim. Tamamen arkamdaymış. Onları direkt okla da indirebilirim. Ya da hani zaten ikisi bir tarafa, biri bir tarafa geçiyor ya çoğunlukla. Hep öyle olacak herhalde. Birini dondurup ok atıp geri kalanını şey yapabilirim. Bir de Shrine ta en başına atıyor her seferinde değil mi? Burada kayıt da edemiyorum. Edebiliyorum. Bir daha onları gelince kaydedeceğim oyunu. Çünkü her seferinde en baştan başlamak çok eğlenceli bir şey değil.
Buraları biraz daha hızlı geçelim artık çok. Ölebileceğimi sanmıyorum buralarda. Stamina. Tabi burada kaydetsem de geri buranın en başına atacak neredeyse eminim ama. Bir daha bir kaydedeyim bakalım. İstemiyorum burayı durmadan oynamak. Niye o kadar az vuruyor? Bir tane daha var ama. Başka var mı bilmiyorum. Galiba yok. Tamam, iyi. Uf. Hah, şimdi her yer aydınlandı. Ve tamam. Böylelikle ilk platodaki 4 görevi de bitirmiş olduk. İyi. Tam bundan sonra ne kadar kaldı hatırlamıyorum ya. Zaten oyun yazacak da. Ekstra bir shrine daha yaptık. En azından birkaç tane etraftan shrine de bulmamız iyi olur dediğim gibi. Geçen bölümde söylemiştim onu. Evet. Şimdi bir şey denmesi lazım bize. Evet. Önüne çıkan şeyleri geçerek büyük bir iş başardın. Sen Hyrule'un umut ışığısın. Ama senin işte bu denemelerinin bu sadece başlangıcı. Silah sana rehberlik edecektir. Bu mu edecek? Evet, şimdi bu silahın 4 tane ucu var fark ettiyseniz. O da demek oluyor ki haritada 4 farklı yere gidip bu 4 farklı orba alacağız. Yani onlar da hepsi Divine Beast'lerle bir daha savaşma. Ve ekstra görev de gerekiyor tabii onu yapmak için ondan önce. Daha işimiz var yani. Evet, onları gösteriyor şimdi. Şimdi bu Divine Beast'in yakınlarında bir yere bunların hepsi düşüyor. Bunların yanında ne görevi yapacağımız yazıyor. Ne görevi yapacağımızı kesin belirtmiyor. İpucu şeklinde veriyor böyle. Tam birebir anlaşılmıyor dediği. Ama dediği şeyleri yaptıktan sonra direkt bir kere daha savaşabiliyoruz bu Divine Beast'lerin bosslarıyla. Bu defa bize önceden verilen malzemelerle savaşıyoruz. Bizde olan silahlar ve malzemelerle değil. O yüzden çok daha zor. Öyle yani. 3 tane sütun çıkıyor. O her 3 sütunda bir tane görevimiz var kısacası. Öyle hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Onları yapmaya başlayacağız. Gücünü kanıtladığına göre yeni bir macera bekliyor seni. Sana gösterilen 4 tane yere git ve şimdiye kadar ulaştığının çok daha yükseklerine ulaş diyor ve işaretlediği yerler de buralar. Champions Ballad. Tamam. Önce şuraya gidelim. Önce hangisini yapsak ki? Önce bunu yapalım. En sıkıntılı olan o çünkü. Buraya nereden rahat gidebilirim ki? Direkt buradan fırlanmam en rahat olur sanki. İlginç bir şekilde. Ben bir geri zırhımı giyeyim. Artık muhteşem silahımızı kaybettik. Tek atan. Normal ekipmanlarımıza dönebiliriz. Burada bize bosslar kestirecek bazı. Mesela şu an gittiğimiz bize Mold'u da kestiriyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Yani evet, direkt böyle elimizi kolumuzu sallayarak girmeyeceğiz. Ya da görev dediğimiz şu dayıyla konuş değil. Biraz daha uğraştıran bir şeyler. Tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Eğer sorun olursa internetten bakmam gerekebilir ama. Ve bugün gece 12'den önce yüklenmesini istiyorum bu videonun. O yüzden bu videoyu da 40 dakika yapmayacağım. Daha kısa keseceğim. Ama ya pazartesi ya da en geç salı bir tane daha video atarım size. Yani. Evet. Gecenin birinde gelmesindense 2-3 gün üst üste video atmak daha rahat geliyor bana. Daha iyi olur herkes için yani. Onu da söyleyeyim. Yani bu video diğer video gibi 40 dakika değil diye kızmayın. Niye fırlamadı? Ben yanlış yapmadım orada. Tamam. Yani pazartesi veya salı bir tane daha video atacağım dediğim gibi. Bu kadar yavaş uçmayalı çok olmuştu. Tamam, buranın tepesinde. Primate. Atımızdan da aslında şu ıslık çalınca yanımıza ışınlanma şeyini çıkarsak fena olmaz ya. Atı kullanmıyoruz artık pek. Çok kullanmamı gerektirecek bir durumda kalmadı artık oyunda zaten. Çünkü haritayı ilk başta keşfederken at çok gerekiyor. Artık harita keşfimizi bitirdik biz çoktan yani. Hani tabii ki açmadığım shrine'lar var ama genel olarak bütün bölgeleri açtım. Bütün bölgelerdeki tower'ları da açmış oluyorum bütün bölgeleri açınca. Çoğunlukla haritanın her yerine ulaşmak için tower'lar yeterli. Tower'lardan direkt süzülebiliyorsunuz oyundaki neredeyse her yere. Ondan şu anda atın çok bir önemi kalmadı. Yani. Zaten çok çok büyük bir önemi yoktu ama. Şimdi hiç kalmadı. Bir müzik duyuyorum. Aslında Climber setinin son parçasını da almaya gidebiliriz ya. Bizde iki parçası var. Gıcık oluyor. Tırmanmazımızı maksimuma çıkarmak için. Yapacak çok şey var. Hiç. Hangisini yapsak kesin karar veremiyorum doğru düzgün. Şu an DLC yapmamız kötü olmaz. Tabii DLC'yi yapıyoruz da. Çünkü hani siz DLC'yi hiç görmediniz ki, eğer daha önce ben sadece benden izlediyseniz Zelda'yı hiç yapmadım herhangi bir videoda DLC kısımlarını, şu anda yaptığımız kısımları. Yeni yani. İzleyenler için ama Climber setini fullesek de hiç fena olmaz bir yandan. Geldik. Şunlardan da ekstra maden. Hop. 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 Buraya gelmendeki cesaretini kutluyorum. İçinde uyuyan gücü açığa çıkaracak ne diyeyim, zorlukların olduğu yerler buralarda gözüküyor. Sakın arkanı kolla, savunmanı indirme diyor. Burada bize haritanın belli noktalarını gösteriyor. Orada yapmamız gereken şeyler oluyor işte. Haritadan anlayamazsak direkt internetten bakıp da bulabiliriz. Ama çoğu anlaşılıyor. Çok büyük problem olmaması lazım. Bir Moldugay'ı bulamayabilirim. Çünkü çölün her yeri birbirine benziyor. Buradan bakarak çok anlaşılmıyor çölde nerede olduğu. Ha, belindeki o şey. Ha, bu bir şey çok açık. İkimiz de seyahatkarız. Traveler, seyahatkar. Bilmiyorum. Biraz konuşmak ister misin? Hadi. Kendimi tanıtmama izin ver. Benim ismim Kaz. Buralarda şarkı söyleyen bir dayıyım. Her neyse, önemli bir şey değil.
Tamam, bize şarkı söyleyecek. Bu şarkıda da ipucu oluyordu galiba gitmemiz gereken şeyler hakkında. Çölün Yıldırım Kralı. Naboris'in şampiyonu. Stalwart. Stalwart ne demek bilmiyorum. Gücün, kahramanın gücü büyümeli. Buradaki kayaların gösterdiği denemelere ara. Denemeleri ara. Kumun vahşi yaratığıyla savaş. 2. Ne denir? Etraftaki halkaları kovala. 3. Topu yer altına at. Şampiyon, denemelerin başladı. Falan filan. Şimdi bir tanesi şeydeydi. Yiga Klan'ın şeyi var ya, hideout'u direkt öldürmüştük Yiga Klan'ın başkanını. Orada yapıyorduk bir tanesini, yapmamız gerekenden. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bir tanesi dediğim gibi Molduga. Üçüncüsünü ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Şunun yerini saptamak zor. Çünkü hani burada gözüken haritada çok her taraf kum olduğu için neredeyse çok belli olmuyor. Şurada bizim buz taşıdığımız yer var. Şurası şehir. Şehrin tam şurasında. Yani haritayı açarsak. Şurası buz taşıdığımız yer. Şurası şehir. Şurada beşli bir yapı var. Burada ne gözüküyor? O beşli yapı gözüküyor mu? Şu mu benim baktığım? Haritada gördüğüm o noktalar. O zaman onun solunda. Büyük ihtimalle orada görünen şu, değil mi? Dört tane gözüküyordu çünkü. Şuralarda bir yerde o zaman. Buralarda bir yerde, değil mi? Yanlış düşünmüyorum. Doğru gibi geliyor bana. Yani. Heh. Şimdi sonra şu. Bu arkadaş. Sağda şeyi görüyoruz. İşareti. O işaret şuranın çatısının işareti. Şu sağ tarafında görünen yeşil yer. Yanılmıyorsam. Şura. Yani oranın sol tarafında. Sol ve aşağısında olması lazım oranın. Yani şurası. Büyük ihtimalle. Tabi resimlerden gördüğüm kadarıyla işaretliyorum şu anda. Eğer hatalıysa bir daha ararız ya da internetten falan bakarım artık, bilmiyorum. Burası da direkt şura olmalı. Şuraya bir bakalım öncelikle. Evet ya, resimde görünen yer kesinlikle burası. Baksanıza birebir aynı gözüküyor. O zaman şuralarda bir yerde gitmemiz gereken yerde bu kısımda. Buralarda bir yerde olması lazım. Molduga'ya yanılmıyorsam buzokları çok vuruyordu. Bir ok çeşidi çok vuruyordu da hangisi emin değilim. Elektrik veya buzdu. İkisinden biri. Ona ihtiyacımız olacak çünkü normal Molduga öldürmeyeceğiz. King Molduga öldüreceğiz. King de kral oluyor tabii ki. Zor oluyor, çok vuruyor. Galiba bu. Ama bu normal Koroksit de olabilir. Bilemiyorum. Doğru yerdeyiz ama. Buralarda bir yerde gitmemiz gereken şey. Eminim %100. Diğerlerinden de çok emin değilim ama. Bundan eminim. Süremiz ne kadar kaldı? Heh. Güzel. Bu normal Koroksit ya galiba. Evet. Tamam. Buralarda bir yerde olması lazım. Burası. Aşağıda olabilir.
Belki. Yo. Yanlış mı düşündüm yerini ya? Sol aşağı tarafına doğruydu bu şeyin. Labirentin, değil mi? Buralarda bir yerde olması lazım o zaman. Hiç emin değilim. Biraz önce bir şey çıktı. Galiba yerde bir yaratık falan vardı. İşaret o. Bilmiyorum ya. Ona sonra bakarım artık. Bir şunları kontrol edelim. Mesela şu. Molduga'ya bakalım bir de. Eğer hiçbirinin yerini bulamadıysam artık bir dahaki bölüm yapmaya başlarız bunlara. Dediğim gibi bugün yarım saati çok fazla geçirmek istemiyorum. İnternetim yavaş, akşama kadar yüklenmez çünkü. Yarın veya ondan sonraki gün ne zaman yetiştirirsem en geç 2 güne bir tane daha bölüm atacağım. Öyle yapalım. Bugün gece 1-2'de yüklenmesinden her zaman iyidir o. Şimdi. Şurada olması lazım. Zaten tam Molduga'nın çıkacağı bir yere benziyor burası ya. Doğrudur. Şimdi Molduga'ya buz mu fazla vuruyordu? Yoksa elektrik mi fazla vuruyordu? Buz diye tahmin edeceğim şimdilik. Buzla gideceğim. Yanılıyorsam artık düzeltiriz. Ha. Yes, burası Molduga yeri değil, şey bura. Yarış yaptığımız yer şu halkalardan geçerek. Evet. Yarış değil de. Tamam, yine challenge'lardan birini bulduk, iyi. Şok Arrow verdiğine göre belki Şok Arrow fazla vuruyordur Molduga'lara. Ya da belki de alakası yoktur, çok derin düşünüyorum. Selam. Tamam, buradan kiralayamıyor muyum? Buradan kiralayamıyormuş. Nasıl yanlarına yaklaşacağız bunları uyarmadan? Keşke şehirden alıp da gelseydim ya, ben Molduga'yla dövüşeceğiz sanıyordum, bunları hiç almam gerekeceğini hatırlamıyordum. Lütfen kaçma. Hah. Tamam. Bunlardan geçeceğiz. Çok iyi. Belki de buranın sonunda mı oldu galiba dövüşeceğizdir. Öyle bir şey de oluyor olabilir. Hatırlamıyorum. Çünkü diğer iki gösterdiği yerde Molduga yoktu. Ya da belki de şeydi. Benim biraz önce bulamadığım yer var ya labirentin yanında. Oralarda bir yerde Molduga vardı. Ben görmedim. Onun da olma şansı var çok fazla. Ve buralarda görüşümüz sıfır oluyor neredeyse. Tamam. Soldan. Her taraf kum fırtınası bu. YouTube'da daha da iğrenç görünüyordur oyunun bu kısmı da. Yapacak bir şey yok. Elimde olan bir şey değil. Tamam ya, yetiştik. Ah. İlk shrine. Bir tanesini bulduk, geri kalan ikisini bulmadık. Birinin daha nerede olduğunu biliyorum. Biri de direkt şeyde, direkt dediğim gibi. Yiga klanın orada, bir sonraki de. Tek sıkıntı şey şu an, Molduga'yı bulmamız. Büyük ihtimalle Molduga da labirentin yakınında. Ben yanlış yeri düşündüm bakarken. Çok yakında bir yere bakıyoruz daha uzağına bakmamız gerekiyorken. Onu bir kere daha bakarsak buluruz ya. Sanmıyorum hiç sorun olacağını. Dual purpose. Diyorsun. Ama şimdi.
Oradan atlayamaz mıyım ya? Ne diyorsunuz? Bence atlanır. Aynen atlandı. Ondan sonra... kötü yaptığım zamanlamasını. Bir daha. Bu defa oldu. Ops. Kılıcım hayır. Hayır. Dur. Hızlıca çekemez miyim şöyle kendime doğru? Aha. Tamam. Ha, buradan itebiliyorum da. Tamam. Şöyle bir şey yapabilirim yine. Au. Yoktur. Burada havadayken de kalkanımı çıkarmam lazım. Niye normal yolla geçmiyorum, böyle geçiyorum bilmiyorum ama. Zevkli ya. Burası full elektrik ama böyle yapınca. Şöyle yapacağız o zaman. Ha, onları da çekemiyorum. Şöyle yapacağım. Böyle geleceğiz. Ve... Burayı normal yolla geçtim. Burası biraz daha sıkıntılı. Şu arkada bir şey vardı. Kötü değil. Bir şey atıp alabilirim ama. Şunu atabiliriz aslında. Evet. Royal Bow. Thunderblade de alalım. Şimdi buradan yukarı çıkmamız ve çarpılmamamız gerekiyor. Bunu da şöyle bir kendimize doğru çekeceğim. Şimdi ondan sonra... Aa, kalkanım takılı değil. Unuttum. Kalkanla double jump yapmaya çalışıyorum. Kalkanımızı çıkarmıştık. Benim hatam. Bir daha. Tamam. Ondan sonra... kötü zamanladım. Neredeyse aşağı düşüyor. Sadece kendime yaklaştırmak istiyorum onu. Niye yaklaştıramıyorum? Onu alamayacağım ama sorun oluyor. Nasıl alabilirim ki? Yok. Kılıcım hayır. Şöyle aradan geçiremez miyim? Şöyle yapsam.
Neyse şimdilik bu kapının önünde beklesin. Ama bekleyemez. Dakika. Alo, bana doğru yaklaş. Bu niye bu kadar kötü çalışıyor şu an? Onu da anlayamadım. Tamam. Bunu alamayacağız bu şekilde ama şöyle bir şey yapabilirim. Aha, doğru. İyi, daha aklıma gelmedi. Tamam. Sorun yok. Üstü açıkmış. Üstü kapalı diye düşünüyordum nedense. Duvar çok uzunmuş. Açık üstü, doğru. Bunu 45 dakika falan yapmayacağım dedim ama yine de video uzun olmuş baya. Neyse, o zaman geri kalanını sonra yapacağız. Dediğim gibi çok uzun süre bekletmeyeceğim size video olarak. Yarın veya ondan sonraki gün en geç. Yani pazartesi veya salı günü bundan sonraki bölümü bekleyebilirsiniz. Tamam. O zaman bugün katıldığınız için teşekkür ederim hepinize. Genel olarak her bölüm en kötü ihtimalle bir Divine Beast'i bitirmek istiyorum. Bu bölüm bitiremedik farkındayım ama bugünlük böyle oldu. Öyle. Tamam. O zaman görüşürüz. Bay bay. Sağ olun tekrar katıldığınız için.